Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu bölüm akıllı telefonların bilinmeyen özelliklerini iPhone veya iPad gibi iOS 15 yüklü Apple cihazlarında kullanabileceğiniz 18 ipucu ile devam ediyoruz. Böylelikle cep telefonlarınızı daha keyifli ve pratik bir şekilde kullanabileceksiniz. Tekrar merhabalar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. iPhone ve iPad'lerin bilinmeyen özellikleri konulu içeriğimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Önceki 2 bölümün linklerini de eklediğimi hatırlattıktan sonra başlangıcı hızlıca hangi ara eklendiği hakkında hiçbir fikrimin olmadığı yeni keşfettiğim denetimli erişim özelliğiyle yapalım. Telefonunuzu başkasına verirken özel bilgilerinize de erişmemesi için güç düğmesine 3 kere basarak ekranınızı sabitleyebiliyorsunuz. Bunun için önce ayarlar, erişebilirlik menüsünden denetimli erişim sekmesini açmalı, sonra da erişebilirlik kestirmesinde yine denetimli erişimin işaretli olması gerekiyor. Artık güç düğmesine 3 kere arka arkaya basıp şifrenizi de girdikten sonra ekranın istediğiniz bölümlerini etkisiz hale getirebileceksiniz. Bence çalıştırılması son derece pratik ve faydalı bir özellik olmuş. Fotoğraflar uygulamasında benim gibi bir sürü albümünüz varsa kapak görselleri otomatik atandığından ayırt etmesi zor olabiliyor. Yine yeni öğrendiğim bir özellik olarak kapak görselini değiştirmek için içerisindeki bir fotoğrafa uzun süre bastıktan sonra çıkan menüden anahtar fotoğraf yap sekmesine basabilirsiniz. Sıradaki ipucumuz kanalın videolarını ve beni nasıl destekleyebileceğinizle alakalı olsun. Bunun için yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve zil tuşuna basmak. Böylelikle Apple dünyasına yönelik sizler için hazırlamış olduğum içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Cep telefonunuzda kullandığınız uygulamaların hangi veri, sensör, donanım veya ağ aktivitesi gibi kişisel bilgilerinize eriştiğini rapor şeklinde görmek isterseniz, ayarlardan gizlilik menüsüne girip en altta bulunan uygulama gizlilik raporunu aktif hale getirebilirsiniz. En başta burada hiçbir bilgi olmayacak ancak uygulamaları kullandıkça ve zaman geçtikçe daha detaylı bilgilere erişebileceksiniz. Gizlilik demişken hangi uygulamaların konum bilgilerine erişebildiğini tek bir menüden görmek isterseniz ayarlar, gizlilik menüsünden takip etme sekmesine bakabilirsiniz. Buradan ister hepsini birden kapatabilir, isterseniz de uygulamaya göre karar verebilirsiniz. Mail gönderimlerinizde veya Safari'de dolaşırken IP adresinizin gizlenmesini isterseniz, bunun için ayarlardan bağlantılara, sonra da aktif ağınızın solundaki i harfinden IP adresi takibini sınırla sekmesini aktif hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde mail adresinizi de gizlemek isterseniz, önce ayarlar, hesabınız, iCloud menüsünden e-posta adresimi gizle menüsüne girebilirsiniz. Sonra yeni bir mail oluşturduğunuzda, kimden sekmesine bastığınızda e-postamı gizle seçeneğine basarsanız uygulama rastgele bir adres oluşturacaktır. Telefonunuzu kapatmanın ses ve güç tuşlarını aynı anda uzun süre basmaktan çok daha zahmetsiz kolay bir yolu var. Bunun için Apple'ın harikalar yaratan kestirmeler uygulaması üzerinden açıklamalara eklediğim kısa yolu kullanabilirsiniz. Böylelikle iki hamlede telefonunuzu kapatabileceksiniz. Kestirmeler uygulaması ile gelen ve harici olmak üzere iki bölümde önerdiğim diğer alternatiflere ise yine kartlardan veya açıklamalardan ulaşabilirsiniz. iPhone'unuzu yeniden başlatmak için de önce kapatıp sonra da uzun uzun yeniden başlatmanıza hiç gerek yok. Bunun için sırasıyla ses açma, kapama tuşlarına bastıktan sonra güç tuşuna ekran kararına kadar da basılı tutarsanız iPhone'unuz yeniden başlayacaktır. PDF dokümanlarını imzalamak için harici uygulamalara ihtiyacınız yok. Bu işlemi telefondaki dosyalar uygulamasından dosyaya girerek sırasıyla önce sağ üst köşede bulunan küçük kaleme, sonra aşağıdaki menüden artıya, son olarak da imza sekmesine basarak yapabilirsiniz. Eğer önceden tanımlı bir imzanız yoksa yenisini oluşturabilir veya eskilerden birini seçerek boyut, konum, renk gibi tüm özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Bir uygulamanın yerini hatırlamadığınızda uzun uzun klasörlerde aramak yerine
daha pratik bir yöntem olarak ekranı aşağı sürüklediğinizde çıkan arama çubuğuna uygulamanın adını yazıp simgesini direkt ana ekranınıza istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Simgeleri sürüklemekten bahsetmişken her seferinde tek bir simge taşımak zorunda da değilsiniz. Birden fazla simgeyi hatta klasörlerin içerisinden bile seçerek toplu olarak sürükleyip istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Pratik bir kullanım önerisi olarak araç kullanırken birilerini aramak, müzik dinlemek veya navigasyon yardımı almak için küçük simgelerle uğraşmak yerine kendinize özel widgetlardan oluşan bir ana ekran yaratabilirsiniz. Hatta telefonunuzu bu sırada sürüş moduna alarak da diğer ekran seçeneklerinin gizlenmesini de sağlayabilirsiniz. Çalınan şarkıyı bulmak ve listelerimize eklemek için denetim masasına eklediğiniz Shazam simgesini kullanabileceğinizi zaten biliyorsunuzdur. Ama genel olarak iPhone'da çalan şarkılar için aynı zamanda kullanılamayacağına dair de bir düşünce var. Aranızdan bilmeyenlerin olabileceğini düşünerek iPhone'da dinlediğiniz müziği bulmak veya zaten adını bildiğiniz şarkıyı kısa yoldan Spotify veya Apple Müzik listenize eklemek için de aynı kısa yolu kullanabilirsiniz. Kilit ekranından el feneri simgesine basarak flash ışığını açabildiğinizi zaten biliyorsunuzdur. Kapatmak için ise yine aynı simgeye basmak zorunda değilsiniz. Flash ışığını kapatmanın en kolay yolu kilit ekranını hafifçe sola sürüklemek. Eğer gün içerisinde gereğinden fazla bildirimler alıyorsanız artık bunları uygulamalara veya zamanlamaya göre sınırlayabilirsiniz. Bu yeni özelliği kullanabilmek için ayarlardan bildirimler menüsüne girip en üst bölümdeki zamanlanmış özet sekmesini açmanız gerekiyor. Sonra da uygulamaları seçip zamanlamayı ve bildirimleri toplu alacağınız günlük özet sayısını belirleyebilirsiniz. Sabahları uyuyakalmamak için 5'er dakika aralıklarla birden fazla alarm kullanıyorsanız arada hepsini kapatıp açmak zahmetli olabilir. Aynı işlemi Siri'ye vereceğimiz bütün alarmları aç veya bütün alarmları kapa komutları ile çok daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Son ipucumuz ise hiçbir zaman ihtiyacınızın olmamasını dileyeceğim dijital mirasınıza erişim özelliği. Asıl hesap sahibinin vefat etmesi durumunda başta fotoğraflar olmak üzere geride kalan verilere erişim imkanı sunuyor. Bunun için ayarlar, iCloud hesabınız, parola ve güvenlik, sonra da varis sekmesinden bir kişi ekleyebiliyorsunuz. Bu arada varis olarak seçilen kişinin verilere erişebilmesi için erişim anahtarı ile beraber sizin ölüm raporunuzu da sunması gerekiyor. Evet, umarım bölümde bahsettiğim ipuçlarını beğenmiş ve günlük kullanımlarınızda da sizler için faydalı olmuşlardır. Eklemek istediğiniz farklı özellikler varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerim arasında hala abone olmayanlar varsa bana destek olmak için aşağıdaki abone ol düğmesini basabilirse çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümde veya teknoloji meraklarına yönelik birçok içerik bulabileceğiniz önceki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.